Merhaba Müjdat Bey. Merhabalar Çağatay Bey. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Bugünkü sorularım Kıbrıs'la ilgili olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Neden Kıbrıs'ta yatırım yapmalıyım? Kuzey Kıbrıs nüfusu çok az olan, getirisi çok yüksek olan ve aynı zamanda çok iyi hayatı, doğal hayatı, yemekleri, turizmi potansiyeliyle örneğin Güney Kıbrıs'a göre fiyatlar 5'te 1 ucuz. Kuzey Kıbrıs yarın Avrupa Birliği ama Türkiye olacak, o olacak ama belki Kuzey Kıbrıs direkt Avrupa Birliği olacak. O yüzden büyük bir potansiyeli olan iş imkanları, turizm imkanları, eğitim alanında yatırımlar, sağlık turizmi alanında son derece mükemmel bir yer. Fiyatlar anormal ucuz, getirisi çok yüksek, işleyen bir hukuk sistemi var, yolsuzluk yok. Suç oranları çok düşük. O yüzden böyle bir yere yatırım yapmak çok avantajlı. Kıbrıs'ta yatırım yaparak oturum izni alabilir miyim? Alabilirsem ne kadar süreli bu izni kullanabiliyorum? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statü olarak Türkiye'ye bağlı. Yani aldığınız oturum izinleri yatırım yapılarak oturum izni almak mümkün. Bu süreler kısa süreli veriliyor ve devamlı uzatılıyor. Çünkü Kıbrıslılar adanın çok insanla dolmasını istemiyor. Öyle bir rahatlıkla verilen bir imkan yok. Yani orada aldığınız bir şey Avrupa Birliği üyesi olamazsınız. Avrupa Birliği vatandaşı alamazsınız. Bizim Türkiye tarafından yönetildiği için sadece bir oturum kağıdı veya bir çalışma izni alabilirsiniz. Ama vatandaşlık imkanı ve statüsü Türk devleti tarafından denetlenen öyle kolay kolay da olan bir şey değil. Bizim yalnız burada mütekabiliyet veya 250 bin dolarlık haneyi Kıbrıslılar atlıyor. Onu çalıştırmaları lazım. Yani bizim bu Türkiye'de mütekabiliyet yasasına göre yabancının her çeşit gayrimenkul. Orada adada yabancılara çok satıyorlar ama henüz statü olarak bu bizim mütekabilik yasası ve Türk vatandaşlığı yasalarını tam işletebilir halde değiller. Evet. Kıbrıs'ta tapu aldığımda ileride sorun yaşayabilir miyim? Evet, çok güzel bir soru, harika bir soru. Kıbrıs'ta malum 1974'te Türkiye'ye alındı ve burada Rum tapuları kesinlikle bizim değildi. Biz bu Rum tapularına, Rumlar Avrupa Birliği'nde dava açtılar. Çoğu da bu davaları kazandı. Bu sonuçta bu insanlara ya paraları ödendi ya bunlara belli mallar verildi. Orada Türk tapusu dediğimiz Türklere ait olan ama Rumlardan alınmış ama Türklerin olan tapularda hiçbir risk yoktur. Bugün 2019 senesi, 45 yıl geçmiştir 74'ten beri. Daha Rum tapusu almış da başını belaya girmiş adam da yoktur yani. Çok olmaz mı? Olur. Risk midir? Risktir. Ama yönetilebilir risktir. Daha şu ana kadar olmadı. Ama gayrimenkulde olmaz diye bir şey demeyelim. Bir gün gelir Avrupa Birliği, nasıl bugün hep kafamızda bazı yerler 3T'ler var. Orada da bu davaları Avrupa Birliği bir gün Türkiye ile ilişkileri çok iyi olduğu için kesinlikle Rumların tarafını tutmuyor. Hep Türklerin tarafını tutuyor Avrupa Birliği. Ama bir günde bu ters döner. Keser döner, sap döner, gündeler hesap döner. Evet. Takır takır mahkemeler onların lehine karar verir. Takır takır da bu paralar ödenir. Yani Türk tapularında hiçbir risk yoktur. Rum tapularında yaşanmış mevcut bir risk olmamakla beraber yarın olmaz manasına gelmez. Doğru. Nova Group olarak Kıbrıs'ta ne tür hizmetler veriyorsunuz? Valla Nova Group'un esasına bakarsanız Kıbrıs'taki ortakları çok güçlü, çok kuvvetli. Biz Kıbrıs'ın tanınmasına, tanıtılmasına, Kıbrıs nasıl satılmasına, iki tane orada kardeşimiz var. Bunlar da Kıbrıs'ın büyümesinde büyük hizmetleri geçen iki kardeşimiz. Bunlar iki Galatasaraylı. Bir gün sizin de tanışmanızı isterim. Çok değerli Galatasaraylılar. Bunlar Kıbrıs'a anormal bir hizmet verdiler. Kıbrıs'ı biz Kuzey Avrupa'da, Orta Avrupa'da, Amerika'da, İran'da, hatta Çin'e kadar tanıtımını yaparken esas kahraman, esas akıncılar, esas cengaverler bizim oradaki ortaklarımız. Çok başarılı gidiyor işler. Kıbrıs'ta verdiğimiz hizmet şu.
biz Kıbrıs'ı satın almak isteyenlere bir en önemli hizmet, güvenceli Türk tapulu iyi getiri getiren yerleri veriyoruz. Tapu hizmetini veriyoruz. Onların yerlerini alıyoruz, yönetiyoruz, kiraya veriyoruz. Aynı zamanda da satmak istediklerinde satış yapıyoruz. Bir de okul hizmeti de veriyoruz. Burada turnkey dediğimiz hizmette gayrimenkulün alınmasından, gayrimenkule finans bulunmasından, gayrimenkulün değerlemesi yapılmasından, gayrimenkule hukuki hizmet yapmasından, alınan gayrimenkulün tapu hizmetleri yapılmasından, alınmış sonraki gayrimenkulün kiraya verilmesinden, property yönetimine kadar her çeşit hizmet verdiğimiz gibi, eğer kendisi oturacaksa da bu oturduğu gayrimenkul nedeniyle her zaman yanında oluyoruz. Bir yatırım danışmanlığı var, hukuk danışmanlığı var, mali müşavir danışmanlığı var, gayrimenkul danışmanlığı var, bir de immigration danışmanlığı da eğer oturma izni almak isterse onu da sağlıyoruz. Ve bunu yaparken de hep müşteri memnuniyetine önem vererek bizim güvencemiz oradaki ortaklarımızdan geliyor. Biz ortağımızı orada teslim ettiğimiz her malda son derece mutlu ve güvenli bir şekilde hizmet almalarını sağlıyoruz. Yani Kıbrıs'ta en iyi hizmeti biz yaparız diyorsunuz. En iyi hizmeti ortaklarımız yapar, biz de en iyi tanıtımı yaparız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.